Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Samsung'un hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilen akıllı televizyonu Sero'yu sizler için detaylı bir şekilde inceliyoruz. Evet dön bakalım oğlum seyirciler görsün bir maharetini. Zaten en büyük üneri de bu. Dönebilen Samsung Sero TV kesinlikle benzersiz. Siz de demin gördünüz. Niş hedef kitlesindeyseniz sizin için mükemmel bir televizyon olabilir. Başkaları için ise muhtemelen baş ağrısı neden olabilir. Hem bütçe anlamında hem de dönme anlamında. Dönme işlevselliği ve göz alıcı tasarımı ile dikkatimi çeken Sero TV'yi e, ee, ilk kez IFA 2019'da görmüştüm. Sero diğer yeni Samsung TV'lerden oldukça farklı. Zaten bunu görebiliyorsunuz. Samsung bu konsepti pazara sunarak da aslında büyük risk aldı. Çünkü yani hedef kitlesi belli bu televizyonun. Yoğun sosyal medya kullanıcılarını hedefleyen bu dönen TV içerikleri hem manzara hem de portre modunda sizlere sunabiliyor. Yani yatay modda Netflix'ten filmi izleyebilir ve bir sonraki adımda dikey moddayken Twitter veya TikTok'ta gezinebilirsiniz. TV tek düğme 90 derece dönebiliyor ve bunu yapması sadece 2-3 saniye sürüyor. Ancak motorlu yapı sayesinde dönebildiğinden bu işlem sırasında bir de ses çıkartıyor. Sürekli bu sesi duymak da bir süre sonra sıkıcı olabilir. Bir de çok böyle tiz bir ses. Bardan diğer tarafından baktığımızda da sosyal medya için bir TV istiyorsanız bu TV tam sizlik. Piyasadaki çoğu ürün buna benzemiyor zaten. 60 watt hoparlörlerdeki kendisi şurada yer alıyor hemen TV'nin altında. Bu hoparlörler sesleri veya film müziklerini netçe duymanızı sağlıyor. Genel olarak bakıldığında burada standart bir akıllı TV'nin görsel işitsel çıkışına göre kesinlikle yükseltme var. Ayrıca TV, Samsung'un Tizen akıllı TV platformu üzerinde kurulu. Bununla birlikte Sero'yu bir akıllı telefon monitörü olarak kullanma ile ilgili bazı sorunlar var. Sosyal medya uygulamaları Tizen'de yer olarak desteklenmiyor. Kayan yayınlarınızda, yani aşağı doğru gidiyorsunuz ya timeline'da ve zaman çizelgelerinizde gezinmek için uzaktan kumandayı kullanmanın bir yolu da yok. Yani bütün işlemler telefondan yapılıyor. Aslında telefondan kontrol etmek de oldukça kolay. Sero, amiral gemisi bir akıllı telefona göre sosyal medya uygulamalar için daha büyük ekran sunsa da temelde gereksiz hissettirebilir. Çünkü temelde bu niş bir ürün ve normal klasik televizyon algısından uzak. Yani ben TV kullanacağım diyorsanız, sadece TV özelliği kullanacağım diyorsanız bu TV sizin için pek uygun olmayabilir. AirPlay 2 ile ilgili bazı sorunlar da olduğundan bunun iPhone yerine Android, özellikle de Samsung Android telefonları için daha uygun bir TV olduğu söylenebilir. Şimdi bu kısa bilgilendirmenin ardından tasarımdan devam edelim. Samsung Sero özellikle onu portre modunda kullanacağınız için göz alıcı bir televizyon. Akıllı telefon uygulamalarından yayın yapmak için tasarlandığından devasa bir akıllı telefona benziyor özellikle dik moddayken. Motor ve ekran tamamen birbirine bağlı. Vidalamanız gereken tek şey TV'nin dik durmasını sağlayan stand. O da epey bir ağır. Ekran da ağır bu arada ve kaykay şeklindeki bir destek ayağı üzerine monte ediliyor. Ekranın altında ise kumaş kaplı bir hoparlör bulunuyor. Tüm kit oldukça çekici görünen lacivert gece mavisi renginden. Klasik siyah ve gri burada yok. Bu sayede etrafındaki dekora bağlı olarak epey göze batıyor. Zaten dik konumdayken de onu görmezden gelmek zor. Setin kendisi yaklaşık 1.2 metre yüksekliğinde ve 33.3 kilogram ile oldukça ağır. Bir de bu TV yükseltilmiş bir masa yerine zemine yerleştirmek daha uygun. Hoparlör standı zaten ekranı göz hizasına getirebiliyor. Benim evimde uygun yer yoktu o nedenle eski TV'min yerine koydum. Yani bazen yukarı bakarak izlediğim zamanlar oldu bu TV'yi. Masa üzerine koyarsanız bağlantı noktalarına erişim de zor olabilir. HDMI kabloları takmak için yere uzanmak istediğiniz zamanlar olacak. TV arkasında ne kadar boşluk bırakırsanız o kadar iyi o kadar rahat arkadaki bağlantılara ulaşabilirsiniz. Bu arada bağlantı noktaları arasında 3 adet HDMI 2.0, 2 adet USB Bunlara ek CI ve ARC gibi yuvalar yer alıyor. Garip bir şekilde ethernet bağlantı noktası yok. Bu da Wi-Fi üzerinden bağlanmaya zorlandığınız anlamına geliyor. Yani bir akıllı telefonla yapacağınız gibi aslında. En başta edelim ya. Bu bir nevi büyük akıllı telefon gibi. Odanın içinde hareket etmeyi kolaylaştırmak için ekstradan tekerlek satın alabilirsiniz. Yine Samsung'un internetesinden bunlara ulaşabilirsiniz. Ancak biraz pahalılar. Bu TV'nin belirli bir alanda her zaman yer kaplamasını istemiyorsanız tekerlek akıllıca bir karar. Ancak bu da oyun konsollarına veya ses video alıcılarına kalıcı olarak bağlanmak için en iyi seçim olmayabilir. Yani ben işte TV'mi buraya kurdum, sürekli burada PlayStation oynayacağım diyorsanız hani bu biraz sıkıntı yaratabilir. One Connect kutusu da burada yok. Bu nedenle TV yere yerleştirilirse kablolar etrafta hızlıca dağılabilir, dağınıklık yaratabilir. Ki yaratıyor bizim şu an. Alt taraf böyle kadrajın altı. Uzaktan kumanda standart düğmelerle dolu, minimum sayıda girişe sahip. Kumanda üzerinde fazlalık bir şey yok aslında. Bir de beyaz olması oldukça şık olmuş. Diğer Samsung TV uzaktan kumandalarından farklı olarak sağ üstte TV dikey ve yatay arasında anında değiştiren döndür düğmesi var. Döndürelim mesela hemen. Gördüğünüz gibi hemen dönüyor. Normal haline getirelim. Seroyu her kapatışınızda varsayan olarak dikey kapandığında belirtelim. Yani kapat dediğiniz zaman TV dikey konuma geliyor ve öyle kapanıyor. Hatta gösterelim. Kapan oğlum. Görmüş olduğunuz gibi kapattığınızda bu şekilde duruyor evinizde. TV çoğunlukla Instagram veya TikTok için kullanıyorsanız bu kullanışlı olabilir. Yani dik mod kullanışlı olabilir. Ancak normal televizyona devam ederken gerçekten sıkıntılı. Neyse ki kapatıldığında da yatay konumda kilitli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Ayarlar, genel, sistem yöneticisine giderek bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim işletim sistemine. Samsung Sero uygulamalara erişmek ve bunları düzenlemek için iyi tasarlanmış Tizen akıllı TV platformu ile geliyor. Bu arada hani bu platform oldukça akıcı. Yani herhangi bir sıkıntı çıkartmadığı kullanırken temel fark ekranın en sonuna portre modu simgesinin dahil edilmesi. Bu nedenle genellikle uzaktan kumandayı kullanmak hız açısından daha mantıklı. Çünkü üzerinde tek bir tuş var ve tek tuşla modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca oturma odanıza farklı bir hava katmak için bir dizi ekran koruyucu ve görsel içeren ambient moda da sahipsiniz. Ana ekran kaplamasındaki simgelerin portre modunda okunması çok daha zor ve bunu ayarlamak için yakınlaştırılmış bir görünüm olsa daha iyi olabilirdi. Uygulamalar açısından işte Netflix, Amazon Prime, Apple TV Plus, YouTube ve daha fazlasına erişebilirsiniz. Her uygulama seçildiğinde TV otomatik olarak dönmüyor bu arada. Netflix ve Amazon bunu sizin için yapabilirken Disney Plus onu kendinizin döndürmesine izin veriyor. Hem Alexa hem de Bixby için Google Asistan hoparlörleriyle de uyumlu yerleşik destek var. Yani kumandayı konuşarak arama yapabiliyorsunuz. Alexa, Samsung'un şirket içi Bixby'sinden -Bix daha güvenilir bir AI hizmetçisi olduğunu kanıtladı aslında. Ancak Amazon ekosisteminden uzak durmayı tercih ederseniz ikincisi de sizin için yeterli olacaktır. Bununla birlikte Seron'un akıllı özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için Samsung SmartThings uygulamasını kullanmak zorundasınız ve burada birkaç rahatsız edici özellik var. Sero özellikle Samsung telefonlar için optimize edildi ve bir Android mobil cihazdan ağrısız bir şekilde yayın yapabilseniz de AirPlay 2 üzerinden portre modunda TV'ye yayın yapamıyorsunuz. Yalnızca yatay olarak yapabiliyorsunuz bunu. iPhone sahipleri SmartThings uygulaması aracılığıyla TV'yi yine de amaçlandığı gibi kullanabilir. Ancak TV izlemeye başlamak yine de zahmetli. Android 8.1 veya sonraki sürümleri çalıştıran Galaxy cihazları, telefonu TV'ye dokundurarak yayın yapmak için Tap Wire özelliğini kullanabilir. Bu oldukça kullanışlı bir özellik. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Gelelim görüntü kalitesine. Samsung'un TV'lerindeki tasarım odaklı üretimi göz önüne alındığında. Görüntü kalitesi de burada etkileyici. Zaten burada da 4K çözünürlüklü ve LED kenar aydınlatmalı 43 inç LCD panel var. Görüntü paneli geçen yılki Q60R modeliyle aşağı yukarı aynı. Bu nedenle Samsung'un bazı 2020 model TV'lerinde de olan dual LED teknolojisi burada yok. Samsung'un en son teknolojiyi böylesine yenilikçi bir TV'de kullanmamış olması elbette üzücü. Bunu görmeyi isterdik burada. Ancak bunun maliyet tasarrufu ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. Tamam bu TV pahalı. Hani bu özellikte olsaydı normalden daha da pahalı olabilirdi. Samsung düşük çözünürlüklü video kaynaklarını yükseltme yani upscale konusunda pazar lideri. Çok başarılı televizyonları var bu anlamda. Bu özellikle Q800T veya Q950TS gibi 8K ekranlarda belirgin. Ancak 4K Sero'da bile HD içeriğin hala net ve ayrıntılı göründüğünü görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Netflix'te bazı içerikleri HD veya SDR olarak izlerken daha geniş bir dinamik aralık olmamasına rağmen zengin görünen renk rekreasyonundan gerçekten etkilendim. Ceket ve gömleklerdeki tek tek ipliklere kadar beklediğimin ötesinde doku ve fiziksellik var burada. Hani bu TV için şunu söyleyebilirim. İçerikleri son derece ayrıntılı olarak sizlere sunabiliyor. Siyah ve siyaha yakın tonların tek düzelik haline getirildiği bir Black Crush unsuru var. Black Crush ya da siyah ezmene derseniz ekranda siyahtan koyu griye giden renkler içeren fotoğraf veya videolarda bazı griler siyahlara dönüştürülür. Ayrıca görüntünün karanlık alanlarında grenler veya pikseller ortaya çıkabilir. Ancak Seroyu film ön ayarı yerine standart bir görüntü ayarında tutmak bu sorunu az da olsa ortadan kaldırıyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. TV'de kullanıcıların filmi çeken yönetmenin tam istediği görsellikte izleyebilmesini sağlayan Film Maker modu da var. Parlaklığı ve renklerin doygunluğunu biraz düşürdüğünden herkes bu modu beğenmeyebilir. Hani ben bu modun çok fazla taraftarı olmadım öyle söyleyeyim. Öte yandan burada pazar lideri bir parlaklık da yok. Tamam parlaklık tutarlı olsa da daha ucuz k TV'lere kıyasla Seron'un parlak ışık kaynaklarını aydınlatmaya çalışırken arka ışığın titrine dair detaylar gördüm. Bu özellikle The Witcher ve Stranger Things izlerken belirgindi. Bazı sahnelerdeki floresan ampuller sürekli titriyordu. Bu diğer şeylerin yanı sıra odanızın aydınlatma koşullarına bağlı olarak parlaklığı otomatik olarak kalibre eden akıllı modu kapatırken de belirgindi. Parlaklığı büyük ölçüde yüksek bir seviyede tuttuğu için bunu en iyi ayarlarda açık bırakmanızı öneririm. Titremenin fark edilmeyeceği kadar seviye bence uygun. Akıllı telefon odaklı bir televizyon olarak Seron'un akşam TV izleme dışında gündüz ışık seviyeleriyle baş edebilmesi gerekiyor. Aslında filmmaker modu gibi ışığı kısıtlayıcı görüntü ayarlarını kullanmadığınız sürece büyük ölçüde bunu yapabiliyor. En iyi görüntüleme deneyimini loş bir odada elde edebilirsiniz tıpkı buradaki gibi. Gerçi burada birçok aydınlatma var ama ışığı kaldırınca loş bir oda oluyor. Şimdi burada 4K HDR bir ekran var ve bu sayede son dönemde arzu edilen HDR formatlarının çoğunu alıyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Aralarında HDR10, HDR10 Plus ve HLG var. Yine de HDR10 Plus gibi belirli filmlerin ve şovların HDR çıkışını geliştirmek için sahne meta sunan Dolby Vision burada yok. Sero bugünlerde çoğu yeni Samsung TV'de bulunan Quantum Processor 4K'ya sahip yani hızlı hareketi tam olarak idare edebiliyor, size sunabiliyor. Netflix'te The Old Guard'ı izlerken bunu görebilirsiniz. Filmdeki akıcı dövüş sahnelerinde ekran titremesi yoktu ve burada görsel kusur bulmakta biraz zor. Şu dikkatimi çekti. Ekranın yatay modda tam simetrik olarak yerleştirilmediğini, sağ tarafta biraz daha fazla asılı olduğunu belirtelim. Yalnızca 1 veya 2 santimetrelik fark ama olsun yani göze batıyor. 16:9 en boy oranı Aynı zamanda çoğu TV ve filmi amaçlanan biçiminde izleyeceğiniz anlamına da geliyor. Ancak portre modu yayınladığınız akıllı telefon ekranının bir kısmını kırpma eliminde bu da aklınızda bulunsun. Ses konusuna gelirsek çoğu yeni 4K TV'de bulunan standart 10 veya 20 Watt yerine burada tam 60 Watt çıkış elde ediyorsunuz ki bu dikkat çekici. Sero 5.1 yerine 4.1 kanal çıkışına sahip. Yine de bu set için beklediğinden daha iyi. 4'teki 1 önden çıkan 4 tweeter hoparlör ve hoparlör standının arkasındaki woofer ifade ediyor. Burada gerçekten iyi bir ses kurulumu var. İsteğe bağlı seçilebilen Amplify ses modu daha iyi bir dinleme deneyimi için yüksek frekanslı seslerin genel yoğunluğunu arttırıyor. İşitme engelli dinleyiciler için tasarlanmış bir mod ama TikTok videolarında netlik sağlamak için de yararlı olabilir. Bu mod sesleri ve diyaloğu sağlam vurguluyor, iyi vurguluyor aynı zamanda Samsung'un diyalog geliştirme teknolojisi ile birlikte çalışıyor. O yüzden filmlerdeki konuşmalar, diyaloglar oldukça net geliyor kulağa. Samsung Serio Bluetooth üzerinden bağlanmakta çok basit ve bir ara kendimi Serio'yu gün boyunca bir Bluetooth hoparlör olarak kullanırken buldum. Müzik dinlerken vokaller uygun bir şekilde kulağınıza geliyor, rahatsız etmiyor ve ihtiyaç duyan her ses için yeterli bas yine bu TV'de yer alıyor. Yine Old Guard'dan örnek vereyim. Bu filmi izlerken Sero askeri araçların ve cıvıl cıvıl Ağustos böceklerinin seslerini ayırmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Film müziği de arkadan bol miktarda etki de geliyor, ayrıntılı bir şekilde geliyor. Tabi yine de burada Dolby Atmos desteğinin olmadığını tekrardan hatırlatalım. Bu yüzden tam bir surround ses efekti beklemeyin. Sosyal medya ve oyun performansına da değineyim. Tabii ki Serun'un ana açısı ve odağı sosyal medya satın alıp alınmayacağı sorusu da akıllı telefon uygulamalarını iyi gösterme yansıtma yeteneğine bağlı. Twitter, TikTok veya Instagram için Sero, zaman çizelgenizde sonsuzca gezinmeye veya telefonunuzdaki gibi gözlerinizi kısmadan daha uzun IGTV videoları izlemeye uygun olması açısından oldukça benzersiz bir TV. Bu kesinlikle bir akıllı telefondaki içerik boyutunu arttırmanın harika yolu. Aynı zamanda telefonun etrafında toplanmak zorunda kalmadan birkaç kişinin izlemesi için içerik yayınlarken de kullanabilirsiniz. Tabi evdeyken bunu yapabilirsiniz. Yetenekli görüntü ve ses TikTok'taki dansların ve hareketli videoların bile burada en iyi şekilde görünmesini sağlıyor. Telefonunuzdan yayın yaparken yine telefonunuzun ekranından kaydırma ve seçim yapmanız gerekiyor. Her şey yine telefondan yapıyorsunuz. Uzaktan kumanda burada sizin için gezinemiyor veya gezinmek için uzaktan kumandayı kullanamıyorsunuz. Sosyal medyada işlem yapamıyorsunuz uzaktan kumandayla. Bugünlerde çoğu akıllı telefonun en boy oranı 16'ya 9'dan daha uzun, 21'e 9'a kadar çıkıyor. Yani ekranda çoğunu görseniz bile zaman çizelgenizin çoğunu standart bir iPhone'da olduğu kadar göremeyebilirsiniz. Seroya akıllı telefonunuzdan oyun da yansıtabilirsiniz. PUBG, Asphalt gibi oyunları düşük gecikme süreleriyle oynayabilirsiniz bu TV'de. Canlı görseller yine takdire değerdi. Teknik olarak iki ekran kullanmak zorunda olduğunuzdan oyunu kontrol etmek bazen zorlaşabiliyordu. PlayStation veya Xbox ile bu ekranı kullanacaksanız ekstra düşük gecikmeli özel bir oyun modu da var. E-spor merakları için bile yeterince hızlı olması için buradaki gecikme yaklaşık 10 mili saniyede tutulmuş. Samsung ayrıca kontrast ve hareketi iyileştiren Real Game Enhancer moduna da sahip ancak karşılığında görüntü işlemeye biraz daha fazla zaman ayrılıyor. Bu ise yaklaşık 22 milisaniye sürüyor. O halde sonuca bağlayacak olursam TikTok, Instagram veya Twitter uygulamalarınızı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız Sero bunu yapmanıza izin veren bir TV. Alışmanız gereken bazı noktalar var ama Yine kullanması zevkli bir TV bu. Eviniz ufaksa ve bütçeniz eli veriyorsa yine bu TV yi tercih edebilirsiniz. Çünkü dikine duruyor. Akıllı telefonun dokunmatik ekranını uzaktan kumanda olarak kullanmaya devam edip aynı zamanda içerikte gezinirken Sero mobil ekranı yansıtabiliyor. Bu nedenle mobil içeriğin neredeyse tamamını büyük ekranda görüntülemek harika bir deneyimdi. Öte yandan Sero'nun benzersiz bir form faktörü var. Çarpıcı mavi rengi ve dönen ekranı kesinlikle misafirlerinizi etkileyebilir. Aslında tam komşusuna hava atmak isteyen tiplerin tercihi de denebilir bu TV'yi için. Hani gel komşum baksana ne göstereceğim deyip de alabilirsiniz bu TV'yi. Ambient mod seroyu 60 wattlık bluetooth hoparlör olarak kullanma yeteneğiyle birleştiğinde herhangi bir evin havasını anında değiştirebilir. Şunları da unutmamak lazım. Sero en iyi Android telefonlarla hatta bazı Samsung Galaxy Note modelleri en iyi şekilde çalışıyor. Hatta Note 10 ve üstü modellerle bunu sınırlayalım. iOS ve AirPlay 2 kısıtlamaları iPhone sahiplerinin bu TV'nin Tam potansiyeline sahip olamayacağına da işaret ediyor. Belki ilerleyen yazılım güncellemeleriyle bu düzeltilebilir. Şık bir form faktörü için sizden ekstra ücret almayan daha iyi QLED ekranlarda piyasada var. İyi bir 4K TV için Samsung'un Q95T'sine veya Q60T modellerine de bakabilirsiniz. Kısaca üst düzey sosyal medya kullanıcısıysanız, bütçeniz varsa ve bir TV'den TV dışında daha fazla şey bekliyorsanız... Samsung Seroyu tercih edebilirsiniz. Fiyatı ne kadar derseniz yaklaşık 11.000 TL. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım Sero hakkında aklınıza takılanları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Bunun nasıl bir TV olduğunu size az çok anlatabilmişimdir. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.